Merhaba arkadaşlar, bugün Kahramanmaraş'ta 8 yaşından bu yana kebabın içindeyim diyen 100 liralık kebapta Ahmet ustamızla beraberiz. Ustamız bize öyle bir Maraş kebabı yaptı ki gramajı, fiyatı ve lezzetiyle resmen bağımlılık yapıyor. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet ustam, nasılsın? Elhamdülillah, sizler iyisiniz inşallah. Allah'a çok şükür, iyiyim. Tamam. Seni gördüm, daha iyi oldum. Allah'ım fakat razı olsun, elhamdülillah. Şu tezgahı gördüm, evet. Çok daha mutlu oldum. Canım sağ olsun efendim. Abi o tarafa geliyorum. Bunlar kuzu kebaplar efendim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ahmet abi. Efendim abi. Neyimiz var, neyimiz yok. Orada bir şey görüyoruz. Bu Adana kebabımız efendim. Hı-hı. Kuzu Adana. Evet. Kuşbaşımız var. Kuzu Maraş kebabımız görebilir var. Görebilir miyiz ustam? Tabii ki efendim. Şimdi. Şöyle kuşbaşı efendim. Kuşbaşımız. Evet. Kuşbaşı porsiyonunda kaç şiş veriyoruz? Efendim iki şiş var porsiyonda. Domatesi, biberi, salatası mevcut. Evet. Salata ikram ediyoruz yanında efendim. Tavukta? Tavuk porsiyon 17 lira efendim. İki şiş veriyoruz yine. Evet. Her şey burada, mevcut. Burada ne var? Efendim orada Adana kebabımız var. Maraş kebabımız var. Urfa kebabımız var efendim. Kuzu ciğer kebabımız var şu tarafta, yan tarafta efendim. Hemen bakalım. Kuzu ciğerimiz var. Mesela şurada. Ha. Kuzu ciğeri. Kuzu yüreği, kuzu ciğeri efendim. Kuzu ciğeri. Bu her yerde bulunmaz. Valla ustam. Biz şimdi kebapçıyız efendim. Kuzu bunun porsiyonu 4 şiştir. 4 şiş. Hı-hı. Peki. Biz madem Maraş'tayız ustam. Evet. Size. Bu da Maraş taraklık. Maraş tarak kebabı deriz. Bu da pirzolanın kuşbaşı halidir. Kaburgadır bu. Kaburga. Kebabın kralıdır. Abicim. Şimdi ustam. Efendim. Ne önerirsin demiyorum. Madem ben buradayım, Maraş'tayım. Evet. Maraş kebabı yiyeceğim. Tamam, başlayacağız efendim. Başlayalım mı? Hemen başlayalım efendim. Peki bir porsiyon atalım ustam. Bir porsiyon yeter, 1,5 yapayım. Yeter, bir porsiyon yeter ustam. 1,5 yapayım, yiyeyim. Şöyle yapayım abi. Evet. Bir porsiyon, pardon, bu 1,5 porsiyon. Bu 1,5 porsiyon. Bir porsiyon efendim. Olsaydı? 2 şiş olurdu efendim. 1,5, 3 şiş sayılalım. Tamamdır ustam. Şimdi? Bu, kuzu kıymasından yapıyoruz bunu. Kuzu kıyması, kuzunun neresi? Abi bu kuzunun, ben but kısmını alıyorum. Evet. Bele kadar olan kısmı. Hı-hı. Oradan kuşbaşılarını çıkartıyorum. Kendi yağları olan yerlerini, hani özellikle elime geçerek, süzerek, sinirlerini alarak kıyma şekline getiriyorum abi. Evet. Ondan İşte Maraş kebabı diziyoruz efendim. Domatesli, biberli böyle bu şekil. Çok güzel. Orijinali bu yani. Orijinali bu efendim. Çok doğal. Peki yağ oranı nedir bu İstanbul'da? Abi yağ oranı bunun 1/3 yağ. 1/3 yağ. Yarı yarı değil 30. Çünkü tabii. Peki ustam, kaç gram et var burada? Abi etimiz 120 gram bizim Sayın abi. Çift şişte, porsiyonda. Güzel. 1,5 olsa 180 gram. 180 gram. Evet. Peki ustam. Evet. Bir de burada baharatımız var. Efendim bu tuz biberimiz bizim. Kuşbaşıyı atıyoruz, ciğer kebabını atıyoruz pişirken. Tamam. Aynı evimizde yaptığımız gibi doğal olarak. Bak. Burada pide, lavaş ekmeklerimiz var efendim. Maraş'ın bu ekmeğini çok seviyorum. Evet efendim. Yumuşak. Sıcak sıcak kalsın diye. Gayet güzel. Aynen efendim. Poşetliyoruz, kapatıyoruz efendim. Burada ciğer kavurmamız var. Evet. Saçta yapıyoruz bunu köz ateşiyle. Ciğer kavurmamızın özelliği nedir ustam? Efendim ciğer kavurmasını biz suvanla... Akciğer mi, karaciğer mi? Efendim biz akciğer yapıyoruz, sade. Bunun siyah ciğeri de şiş olarak yapıyoruz efendim. Hı hı. Aynen. Peki soğan var içerisinde, başka ne var? Soğan var efendim, biz soğan haşlıyoruz. Öyle çok karışık yapmıyoruz. Soğanı haşladıktan sonra, ciğeri haşladıktan sonra süzüyoruz. Tekrar ikisini bir harmanlıyoruz, baharatlarını atıyoruz. Hı. Bir güzel abim sadece indiriyoruz. Bu şekilde. Şuraya bakalım, yanmasın. Evet, evet efendim, hemen çeviriyorum. Sana bir sorum daha olacak. Evet abi. Şöyle yapayım da bunu beklemede kalsın da. Evet. Peki usta, bu ciğer kavurmanın Adana tantunisinden farkı nedir? Abi, bizim bu Maraş'a özgü ciğer kavurması. Evet. Bizim Maraşlar akciğerden yaparız biz ciğeri, kavurmayı. Evet. Köz ateşinde yaparız. Bu makinede mi kıydırıyor? Biz bunu makinede kıydırıyoruz efendim. Elde çekmiyoruz çünkü makinede de oluyor yani. Aslında birbirine çok benziyor. Sadece evet. Bizim buradaki soğanlarımız, soğanlarımız, evet. Soğanlarımız o da kıyılıyor. Evet. Bayağı ince. Yani özdeşiyor yani. Evet. Aynı dediğin tarzda kimisi evet. Süzüyor, kimisi süzmüyor. Evet, süzersek daha sağlıklı olur yani, güzel kesinlikle olur. Kesinlikle haklısın. Yani o ciğerin şeyi gider, kesinlikle orijinal haklısın olur diye düşünüyorum abi. Yalnız bizimkiler bazen karaciğer, yürek onlardan da karıştırıyorlar.
Vallahi, biraz daha karışık oluyor. Ya şimdi bir de karıştırdığımız zaman biraz da fiyata tabi bu şimdi. Hı-hı. Yani bir uygun olmuş oluyor bizim yanımızda ciğer kavurması. Vatandaşın peki, damak lezzetine uyuyor. Günlük yapıyoruz. Günlük bitiriyoruz elhamdülillah. Peki ustan hemen kebabımızın başına evet, geçelim. Kebaplarımız pişiyor efendim. Bu zaten kendi halinde pişerse daha güzel olur. Biraz köfte şeklinde. Evet. Yani peki öyle, bunda terbiye yapmıyoruz. Biz sadece tuzla etin kendi lezzeti efendim. Böyle karışık baharatlı diyoruz ki etin lezzetini ortaya çıkarsın. Vallahi ustam mis gibi kokular yükselmeye başladı. Yani. Kaç yıllık ustayız? Ustam ben 8 yaşında bu işe başladım. 47 yaşındayım. 47. Evet, elhamdülillah. Maşallah. 15 yıldır kendi işimi yapıyorum. Çarşıda esnafım burada, aynen. Kapalı çarşı esnafı. Oğlan da bu işe... Oğlum da işte yanımızda yoldaş. Evet. Çalışıyor, öğreniyor. Çalışıyoruz biz beraber. Maşallah. Evet. Okul ne alemde? Üniversite sınavlarına girdim. Maşallah. Bekliyorum inşallah. Nasıl geçti? Fena değil. Bekliyoruz bu sene inşallah. Bir üniversite bekliyoruz abi. Bu işi de öğrendin mi? Bilezik oldu bu. Bu işi de yapıyorum. Babam o zaman ocağa geçiyorum. Mükemmelsin ustam. Teşekkür ederim. Çok beşlik. Seviyorum böyle adamları. Canlı sağ olsun abi. Alacaksın kenara koyacaksın. İnşallah. İnşallah efendim. Dünyanın bin bir türlü hali yani, var. Yani. Ne olur güzel, ne olmaz. Evet. Üniversiteyi bitirdi işsiz olan çok adam var. Kesinlikle efendim. Allah onlara yardım etsin. Amin inşallah. Ustam bu daha ne kadar pişecek? Ustam bu 2-3 dakika daha sürer çünkü bu yetmezek kurmadan pişiyoruz biz bunu. Şimdi kendi içi bitsin diye hani bekliyoruz. Peki Ahmet abi. Efendim. Bunun yanında ne vereceğiz? Valla bunun yanında biz karnitör olarak salata yapıyoruz. Hı hı. Soğan, piyaz yapıyoruz efendim. Evet. Soma geçki atıyoruz üzerine, şöyle süslüyoruz güzelce görsen. Çok güzel. Yani. Ayranımız yani var yanında içecek. Ayran ikram ediyoruz. Oo. Kesinlikle abi. Biz de kebap, salata, ayran içinde efendim. Ne güzel. Canınız sağ olsun. Peki ustam şöyle bir bakalım. Evet, ne alemdeyiz. Biraz daha çevireyim efendim şöyle. Kızarıyor çünkü. Tamam. 8 yaşında bu işe başladın. Tamam, kaç yıl oldu toplam usta? Ben 47 yaşındaydım. 47 yaşındayım. 39 sen. Aynen efendim. Yani. 8 yaşında nasıl başlar bir çocuk? İşten başlıyorum ben. 8 yaşında bir çocuk nasıl başlar? Önce ustanın yanında soğanı getir, çöpü dök. Yani, şöyle yani, böyle bulaşık bir yıka. Göz ama sürekli bu ustanın elindedir. Kesinlikle. Ne yapıyor, ne ediyor? Mutlaka. Hatta var ya en büyük hevesin nedir biliyor musun? Ben bile baktığımda hevesleniyorum. Usta o soğanı tak 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 doğruyor aynen, ya. Aynen. Ya diyorum keşke ben de böyle doğrayabilsem. Vallahi çocukluk. 8 yaşındaki çocuk bunu düşünür. Maydanozun saplarını doğramaya başlardık biz kemiğe çıkıp böyle tezgahta. He. Ki elimiz alınsın da yetişelim diye. İşte. Usta olacak çocuk böyle küçük yaşta. Aynen, aynen efendim. Bu işin içine giriyor. Allah razı olsun. Evet, iyi oldu efendim. Ben bu servisini hazırlayayım tabağını. Peki. İnşallah. Soğanımızı koyduk. Şöyle maydanozunu bırakalım efendim. Sona geçişimizi atıyoruz. Şöyle süsledik. Ekmeğimizi keselim efendim. Tabii kebabın buharı sinsin. Ben şöyle tabağı altına yapayım. Şunu altına bırakayım efendim. Ekmeği kesiyorum efendim. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım efendim. Güzel bir salata. Şöyle hazırladım ben bunu. Evet efendim, bu Maraş kebabı efendim. Şöyle ekmeği üzerine bırakıyorum. Şöyle çekiyorum efendim. Olay bu. Evet. Ellerine, emeğine sağlık efendim, ustam. Masaya geçelim mi? Tabii ki efendim. Hemen hemen. Oğuz, şimdi hocam, geldik. Bu işin en güzel zamanı. Evet. Babamızın 39 yıllık deneyimi önünde. Afiyetle yiyeceğiz. İnşallah. Şöyle fazla bekletmeden ben dayanamıyorum çünkü. Kebabımızı soğutma lan. Dayanamıyorum. Şöyle sadeyle mi başlasın? Sadeyle başlayalım. Sadeyle başlayın. Sadeyle başlayalım. Böyle kuzu kıymasının tadını alın. Ondan sonra da peyrazla, domatesle, biberle yiyin. Güzel. Afiyet olsun. Başarılı. Başarılı. Ve kurumamış. Biz kebapları genelde sulu veririz. İster üzerinde iyi pişsinlerse iyi pişiririz tabii ki ama normalde kebap biraz sulu yenir yani. Hı-hı. Ne çiğ ne çok pişmiş. Orta hali. Sulu sulu olur, yumuşak olur. Bu arada ayranımız? Ayranımız ev yapımı. Ev yapımı. Yoğurdumuzu özel getiriyoruz biz. Güzel yağlı bir ayran oluyor. Mükemmel. Afiyet olsun. Çok güzel. Bir de şöyle yapacağım. Anlatılmaz yaşanır.
ısırıyorsun ya böyle dişlerin arasından bir su sızıyor. Dille buluşuyor. Böyle cümbüş oluyor. Peki bir de şöyle deneyeceğim. Evet. En güzeli elinizle ayarlayın. Peki ustam sana bir soru. Buna limon sıkılır mı? Limon sıkılır. Sıkalım değil mi? Limon sıkalım çünkü fevraz var. Et aynen. De biraz limonun tuzu sever yani. Evet. Etimiz limon tuz sever. O yüzden böyle bir soru. Mükemmel oldu. Afiyet olsun Can. Peki fiyatlarınız nasıl? Fiyatlarımız porsiyon 20 lira. Kuşbaşı, Adana, ciğer, Maraş taraklık, Maraş kebap olsun. Hı-hı. Burada 1,5 vardı. Burası? Burada 1,5 var. Burası 30 lira efendim. 30 lira. Fiyatlarımız uygundur. Esnaf işidir. Ve 180 gram et var. 180 gram etimiz var. Çok güzel. Afiyet olsun. Ahmet ustam, ellerine kollarına sağlık. Mükemmel bir iş çıkarmışsın. Peki. Efendim. Burası hangi saatte resmen? Burası sabah 9'da biz kebap vermeye başlarız serviste. Akşam 8'e kadar hizmete ve hizmet vermekte bulunmaktayız hocam. Çünkü güzel. Bizim mesai uzun ama yorucu mu? Yorucu. Çok ama. Şükür ekmeğimizdeyiz ya. Elhamdülillah. Millete hoşnut bırakıyoruz. Memnun bıraktığımız için mutluyuz. Bir gelen müşterimiz bir daha geldiği için mutluyuz. En güzel yani tarafı. Yani bu yüzden işimizi severek yaptığımız için yorulmak yok abi. En güzel tarafı o. Sağ olun. Yeter ki müşteri görsün. Yeter ki bir şeyle kazandığını mutlaka. Gör. Ardından daha şekli yapıyorsun. Mutlaka hocam. Peki son olarak. Efendim. İnsanlar burayı nasıl buluyor? Burası nerede? Burası Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi, merkez yani. Kapalı çarşısında bulunmakta, Bakırcılar çarşısında. Köşkler çarşısına girerken köşedeyiz. Abicim, yerimiz basittir. Hocam, herkesi bekleriz tamam, inşallah. Bunların üzerine yağladı ya. Bu bile ayrı bir lezzetli olmuş. Afiyet olsun. O biraz da böyle kuzu peynirinden biberle domatese yağı siniyor böyle. Harika oldu be. Ustam, ellerinize kollarınıza afiyet sağlık. Afiyet olsun hocam. Arkadaşlar, gerçekten şurada 39 yıllık güzel bir deneyim vardı. Afiyet yedik. Velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.